Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık bir ay önce bir sorun ile karşılaşıyordum. Counter oynarken mouse simleci kendi kafasına göre kayıyordu. Sorunun nedeni Windows 10'a gelen yeni güncellemeymiş. Birçok oyuncu bu durumdan muzdarip. Ben kendimce sorundan kurtuldum. Çözümüm Windows 7 kurmak. Ne kadar dahice bir çözüm değil mi? Neyse Windows 7 kurdum sorunum çözüldü derken yıllar önce yaşadığım sorun ile tekrar karşılaştım. Windows 7 internet bağlantı sorunu. Bu soruna da bir çözüm buldum elbet. Şimdi dikkatlice izleyin. Takıldığınız yerde durdurun. Geri alın. Tekrar izleyin. Şimdi başlıyoruz. İlk olarak A simgesine sağ tıklayın. A ve paylaşım merkezini açın. Bu sayfada A veya tanımlanmayan A yere la bağlantısı göreceksiniz. Şimdi benim sorunum bu. Siz bunlardan ikisinden birisini seçmeniz gerekiyor. Hiç fark etmez. Yerel ağ bağlantısına tıklıyoruz. Açılan pencerede özellikler butonuna tıklıyoruz. Evet. Bu pencerede de IPv4'ü seçin. Yine tekrar özellikler butonuna tıklayın. Evet. Gördüğünüz gibi otomatik olarak IP adresi al seçili. Sorunumuz tam olarak bu. Bilgisayar IP adresi alamıyor. Şimdi birlikte sorunun çözümüne geçelim. Başlat. CMD yazıyoruz. En üste çıktı. Bunu açıyoruz siyah ekran geldi. Bu siyah ekrana e, IP config yazacaksınız. Bilgisayarın IP adresini öğrenmek için. IP config. Enter basın yazdıktan sonra. Evet. Bilgisayarın IP'si geldi. Bize lazım olan varsayılan A geçti. Şimdi otomatik IP'di. Bunu kendimiz yazacağız. IP adresi alıyoruz. Varsayılan A geçidini aynı şekilde yazın. Kimisinde 0'dır, kimisinde bir, kimisinde iki, Sonu değişiyor. Herkes kendi bilgisayarındakini yazması gerekiyor. O yüzden cmd'yi açtık. Şimdi ip adresine ilk 3, varsayılan ağ geçitindeki ilk 3 haneyi yazın. Sonuncuya 1 ile 255 arasında bir sayı yazmanız gerekiyor. Ben 122 yazdım. Sorunum çözüldü. Alt ağ maskesine tıkladığınız gibi otomatik geliyor zaten. Şimdi dns adresi de alalım. Ben ee, kullandığım dns adresini yazıyorum sizin de kullandığınız varsa yazabilirsiniz. Eğer kullandığınız yoksa benim kullandığım DNS'nin aynısını yazabilirsiniz. Evet DNS'mizi yazdık. Tiki işaretlemeden tamam butonuna tıklıyoruz. Kapat butonuna tıklıyoruz. Ve tanıla butonuna tıklıyoruz. Evet şu an sorunlar algılanıyor. Daha doğrusu çözüm için uğraşıyor. Ama sizden bir onay isteyecek. Çünkü e, bilgisayar Windows 7'de sürekli yönetici ona ister. Bu onarımı yönetici olarak denetliyoruz. Evet. Bu düzeltmeyi uygula butonuna tıklıyoruz. Sorunumuz çözülüyor. İnternet bağlantısı geldi. Evet. Sorun giderme tamamlandı. Eğer sizde de sorun çözüldüyse ne mutlu bana. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.